Efendim herkese selamlar. Başlığın birazcık iddialı olduğunu biliyorum ama güncel piyasada 11.500 TL'ye Snapdragon 888 işlemci, 120 Hz'lik bir AMOLED ekran, 65 Watt'lık hızlı şarj desteği ve optik imaj sabitleyiciye sahip 50 megapiksellik ana kamera gibi özelliklerle Realme GT2'nin gerçekten şu anda alınabilecek en iyi fiyat performans telefonlarından biri olduğunu düşünüyorum. Şunu da baştan söyleyeyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk falan yok. Telefonu bile ben satın aldım. Şimdi şey diyebilirsiniz ya, Kerem, Realme sana cihaz gönderiyor, niye satın aldın? Sordum. Elimizde inceleme ürünü yok, ancak Haziran ayında gönderebileceğiz dediler. Ben de bu videoyu daha erken çekmek istediğim için satın aldım. Videodan sonra da zaten satacağım. Dilerseniz hemen Realme GT2'nin detaylarıyla başlayalım. Öncelikle şu ısınma konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz öncelikle bir GT2 Pro çok çok yine iyi bir fiyattan çok sınırlı bir stokla satışa girdi. Onların stokları bitti ve gelmeyecek gibi de görünüyor. Şu anda Realme GT2 o yüzden fiyat performans olarak şu anda daha mantıklı görünüyor ama özellikle GT2 Pro modeliyle birlikte bir ısınma problemi çok internette konuşulur oldu. Şimdi arkadaşlar arada şöyle bir fark var. GT2 modelinde Snapdragon 888, GT2 Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi var. Performans olarak evet Snapdragon 888 biraz gerisinde kalıyor Pro versiyondaki işlemciden ama Pro versiyonunda özellikle işte oyun oynarken telefonun ciddi şekilde ısınması ve buna bağlı olarak da performans düşüşü yaşanması bu telefonda yok. Nereden biliyorsun derseniz test ettim. Hem Diablo Immortal hem de Genshin Impact oyununda, ki Diablo Immortal mesela 60 FPS çok rahatlıkla oynatabiliyor. Genshin Impact'te de orta ayarlarda 30 FPS olarak oynatabiliyor. Herhangi bir hani bizim ısınma problemi diyeceğimiz böyle performans düşüren bir ısınma problemi olmuyor. Bununla beraber bu konuyu test etmek için bir de CPU throttle test yaptım. 30 dakika boyunca işlemciyi yük altında tutuyor ve bu 30 dakika boyunca hem ısı değerinin ne derece değiştiğini hem de ısı derecesinin değişiminden kaynaklı herhangi bir performans düşüşü işlemcide bir değişimin olup olmadığını ölçüyor. Orada da herhangi bir problem çıkmadı. Ha tabii ki 11.500 liraya bence çok iyi bir işlemci alıyorsunuz ama hani bugün mesela Snapdragon 8 Gen 2 benim Android tarafındaki açık ara favori işlemcim. İşte Galaxy S23'te var, Xiaomi 13'te var. Hem performans olarak hem de güncellik anlamında tabii ki o işlemciyi tercih ederim ama 11.500 liraya bu cihazı alabiliyorsunuz. Bugün 8 Gen 2'li bir cihaz 25 binlerde bildiğim kadarıyla, daha aşağısında yok diye biliyorum. Dolayısıyla bu fiyata amiral gemisi bir işlemci almak önemli konulardan biri. Hazır böyle performanstan falan bahsetmişken şeyleri de söyleyeyim. 8 GB RAM'imiz var, 128 GB depolamamız var. Wi-Fi 6 destekliyor, Bluetooth 5.2 destekliyor ve aptX HD gibi Qualcomm'un ses kodeklerini de destekliyor. Ayrıca NFC bağlantısı da var, onu da belirtmiş olayım. İsterseniz tasarımla devam edelim. Şimdi GT2'nin gördüğüm kadarıyla ülkemizde 3 tane rengi var. Benim elimdeki beyaz rengi, bir tane yeşil rengi var, bir de siyah rengi var. Burada şöyle bir ayrım var. Siyah renginin arkası düz plastik, yeşil ve benim elimdeki beyaz modelinde şirketin paper-like dediği, kağıt gibi yani Türkçe'ye çevirdiğimizde ve hem dışarıdan baktığınızda böyle noktacıklı hem de elinizle dokunduğunuzda düz plastiğe göre böyle daha hoş bir hissiyat veren daha farklı bir yüzey kullanıyor. Aynı zamanda bizim GT Master Edition modelinde gördüğümüz Japon tasarımcının imzası da yine beyaz ve yeşil modellerinin arkasında yer alıyor. Siyah modelde yok. Japon tasarımcının adını hatırlamıyorum. Zaten hani ne söyleseler okey böyle bir Japon tasarımcı varmış diyeceğiz. Burada da okunmuyor çünkü. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi tasarım tarafında eksi olarak suya ve toza dayanıklılık yok. Herhangi bir IP sertifikası yok. Artı olarak stereo hoparlör kullanıyor. Gerçekten iyi bir hoparlör bu arada. Hem stereo olması hem hoparlörünün iyi kalite bir ses vermesi önemli. Parmak iz sensörü ekranın altına gömülü ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Ben 2 gündür telefonu hattım takılı bir şekilde kullanıyorum. Hiç sorunla karşılaşmadım. Her seferinde çok hızlı bir şekilde açtı. Ön taraftan baktığımızda tam köşede ön kameranın oluşturduğu bir çentik alanımız var. Onun dışında genel ekran kas oranı bence başarılı. Tasarım anlamında da dediğim gibi bu özellikler öne çıkıyor. Ekran tarafında aslında Pro modelle aynı ekran boyutları var. 6.62 inçlik Super AMOLED bir panel kullanıyor. Maksimum 1300 nit parlaklığa çıkabiliyor. 120 Hz'lik yüksek tazelemeyi destekliyor ve HDR 10 Plus desteği var. Hem YouTube'da hem de işte
Netflix'te HDR tarafıyla bir şeyler izlemekten hoşlanıyorsanız bu ekran onları karşılıyor. Ekran konusunda benim söyleyebileceğim bir eksi taraf yok. Yine aslında telefonu bu kadar iyi bir fiyat performans yapan konulardan biri bence ekranı. Çünkü hani yüksek tazeleme isteyene de onu sunuyor. Zaten AMOLED panel istiyoruz üst seviyede biliyorsunuz o var. HDR 10 Plus parlaklık seviyesi iyi. Ekran konusunda söyleyebileceğim bir eksi nokta yok. Kamera tarafına gelelim. Aslında biraz hani uygun fiyata iyi bir telefon alıyoruz ama hani neleri de bırakıyoruz tarafında. Bence kamera biraz daha baskın çünkü ana kameramız aslında birazcık burada öne çıkıyor. Optikima sabitleyici destekli Sony sensör kullanan 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Yardımcı kameralarda bir geniş açımız bir de derinliğimiz var. Çekmiş olduğum fotoğrafları ve videoları ekranlarınıza getireceğim. Burada tahmin edebileceğiniz gibi bizim daha pahalı modellerde gördüğümüz işte bilmem kaç x zoom kabiliyetleri, daha sinematik portre çekebilen akıllı telefonlar var daha üst segmentte. Burada o yok. Gezi çekimlerine baktığımız zaman bence yine fiyatına göre çok gayet güzel çekiyor ama üst seviye telefonlardaki o hani gerçekten çok iyi olan gece performansı yok. Bu telefon birazcık ya ben cebimi düşünüyorum. Evet aldığımda kameram da iyi olsun ki hani 4K 60fps arka kamerada kayıt var. Optikima sabitleyici olduğu için video tarafı da bence hiç fena değil. Fotoğraf tarafı da hiç fena değil. Çok ekstraya gerek yok. Ben uygun fiyata iyi bir telefon alayım. Ekstrası olmasa da olur diyen biriyseniz kamerası memnun edecektir. Benzer konuyu ön tarafta da görüyoruz. Mesela ön tarafta 1080p video kaydedebiliyoruz. Üst segment modellere giderseniz ya ben ön kamerada da 4K istiyorum diyebilirsiniz. Bu modelde yok. Onu da belirtmiş olayım. Son olarak batarya ile devam edeceğim. 5000 mAh'lik bir pil ömrümüz ve kutu içerisinden çıkan 65 Watt'lık hızlı şarj desteği ile birlikte yaklaşık yarım saatte telefonu %0'dan %100'e şarj edebiliyorsunuz. Bu anlamda çok iyi. Şimdi ben 2 gündür kullanıyorum telefonu ve hep söylediğim gibi böyle yeni telefonlarda aslında ilk günler birazcık normalden daha aşağı ekran süreleri alırsınız. Bir ikinci haftadan sonra o telefon böyle bir 10-15 kere şarj döngüsü yaşadıktan sonra benim kendi deneyimim biraz daha kendi skorlarını vermeye başlar. O yüzden, şu yüzden söylüyorum. Realme GT 2'nin bana sunmuş olduğu şu anlık pil performansı aslında birazcık rakiplerinin gerisinde. Ekran süresi olarak böyle 4 saatler, 4,5 saatler falan alabildim 2 saatlik sürenin içerisinde. Hani tam böyle 24 saati de dolduramadım ama yoğun da kullandım telefonu bir yandan. Yani aralarda böyle çok pil tüketen oyun falan da vardı. Aslında hani işlemci tarafında demiştim ya keşke Snapdragon 8 Gen 2 alabilsek bu fiyata. Çünkü verimliliği de çok iyi olmuş. İşte performansı da zaten şu anda en üst seviyede. Snapdragon 888 aldığınızda iyi bir performans alıyorsunuz ama pil tüketimi Snapdragon 8 Gen 2 gibi güzel olmuyor. Daha fazla pil tüketiyor. Aslında GT2'nin de eksi noktalarından biri olarak sayabiliriz pil ömrünü ama günün sonunda yine videonun en başına geleceğim. Hani bugün güncel telefon fiyatları gerçekten çok başka seviyelerde. Artık 10-11 binler falan. Hani amiral gemisi segmentinde diyebileceğimiz telefonların olmadığı bir fiyat aralığı. Genellikle daha böyle orta üst segment diye adlandırdığımız işte Samsung'un A54'ü. Honor 70 diyeceğim ama Honor 70 mesela bu telefondan daha pahalı. 14 bin lira falandı en son baktığımda. Günün sonunda eksiklikleri tabii ki var ama GT2 Pro'da söz edilen ısınma probleminin olmayışı ve telefonun sunmuş olduğu tüm özelliklerin 11.500 liraya satılması benim şu andaki mevcut piyasada bu telefon evet en iyi fiyat performans telefonudur diyebilmemi sağlıyor gönül rahatlığıyla. Mutlaka kullananlar yeni almışlar vardır. Aşağıdaki yorumlar bölümünde siz de kendi fikirlerinizi benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.